EB3 vizesi hakkında bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Firmanın bir tanesi bana Amazon'da iş ayarlayacağını ve EB3 vizesiyle green card verileceğini ama maliyetinin 35 bin dolar olduğunu söyledi. İtibar edebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Bu tip söylemler ve duyumlar var. Oluyor dönem dönem. Burada bilinmesi gereken nokta şu. Öncelikle EB3 süreci üzerinden green card'a gitmek mümkün olan bir süreç. Yani EB3 üzerinden bir iş yeri olduğu sürece, bu iş yerinizde sponsor olmak istediği sürece yeşil karta gitmede bir sıkıntı yok. Ama sizin bahsettiğiniz şekilde siz anladığım kadarıyla bu iş yeri bulmuyorsunuz. Bu iş yeri başkaları ayarlıyorlar ve çok ciddi bir rakam istiyorlar bu işi ayarlamak için. Bunun ne kadar güvenilemeyeceği noktasında bir yorum yapmam çok zor olacak. Dolayısıyla bunun güvenirliği noktasına geldiğimizde şu noktaya dönüyor olay. Çok ciddi bir rakam ödeniyor ve bu rakamla sadece sizin o iş yerinde çalışabilmeniz ya da onun üzerine green card almanız için yapılıyorsa biraz da şüpheli yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu tip problemlerde sıkıntı şuna dönebilir. Eğer bu tür green card dağıtımında bir e, yasal olmayan bir durum söz konusuysa bir yasal olmayan çalışmalar yapılıyorsa bu bir süre sonra sizin ya da bu şekilde yeşil kartı almış kişilerin yeşil kartını riske sokabilir. Dolayısıyla bu tarz söylemler bize çok geliyor. Hani güvenim güvenmeme noktasında dediğim gibi önemli olan nokta bu iş yeri ya da sponsor olacak iş yeri üzerinden size yapılacak çalışmaların ne kadar yasal olup olmadığı ve dolayısıyla bunun üzerinden yeşil kart alıp alma durumu önemli olacaktır. Yalnız bahsettiğiniz rakamlar çok yüksek rakamlar. Hani sanki birilerine yeşil kart sadece vermesi için iş imkanı yaratılıyormuş gibi gözüküyor. Bu da bir süre sonra ben tahmin ediyorum bu yönetimin dikkatini çekebilir. Ve bu yönetim inceleme başlatabilir bu tip çalışmaları yapanlara karşı. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi 2000 yıllarında bir David denilen bir avukat vardı. O avukatın yaptığı çalışmalarda çok kişi dolandırıldı sonra ve bundan dolayı çok mağdurlar oldu. Dolayısıyla ben bu noktalarda dikkatli ve şüpheli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.